doğal denge ilgili olarak Kur'an'dan Enbiya ayet 32'de Bismillahirrahmanirrahim ve cealne semae sakfen mahfuda Mevla buyuruyor. Ve cealne semae gökyüzünü kıldık. Sakfen, sakıf tavan kıldık. Hatta Araplar tarasa bile sakıf derler. Mahfuzdan hıfz olmuş, korunmuş tavan kıldık semayı. Nedir sema? Atmosfer tabakası muhtemelen. Dünya saran tavan bu. Kuşatan böylece. Tabi bu atmosferin çok faydaları var. Gaz türleri var, şunlar bunlar var da bu ayet-i kerimedeki nedir? Dünyayı koruyan bir tavan atmosfer. Dünyayı koruyor. Neden koruyor? Gökyüzünden göktaşları geliyor. Meteorlar deniyor onlara. Göktaşları geliyor. Sürekli yağar böyle. Hatta bunun nereden geldiği kesin bilinemiyor bile böyle. Acaba başka gezegenler mi geliyor? Nereden geliyor? Tam bilinemiyor. Metaller de geliyor böylece. Hatta bazen 100 tonu bulanlara geliyor. Mesela Çin'de, Sibirya'da var bunun örnekleri bak. Hala duruyor. Çin, Sibirya'da. Böyle. Düştüğü yeri açmış, mazçukur açmış başta. Bunların küçükleri, mesela birkaç tonluk olanları ne yapıyorlar? Atmosfere çarptığı anda hızı geldiği için sürtünme içerisinde orada yanıyor bunlar. Yanıyor bunlar orada, enerji dönüşüyorlar böyle. Bazen toz oluyorlar böyle. Ancak çok büyükleri iniyor bunlar böylece. Şimdi şöyle buyuruyor İslam alimleri, eğer diyorlar bu atmosferin üst yüzü, bildiğimiz gibi gazın olmasaydı da mesela çelik olsaydı güneşin ışığı ziyası gelmezdi. İkincisi o meteorlar, 100 tonlu taşlar, demir, madenler ona çarpınca hızla mağazanın çarptığı zamanlar onu dele de parçalardı muhtemelen. Ama atmosferi delemiyor muhtemelen. Sürtünme oluyor böyle. Hatta o anda ne oluyor? 2000 dereceyi bulan ısı oluyor sürtünmede. Isı da yanıyor. Dalıyor bunlar böylece. Tabi bunun dışında bir de ne oluyor? Güneşten gelen bir de zararlı ışınlar var. Onlar da süzüyorlar. O zaman tabak süzüyor onları da.